وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى أجاركم من ثلاث خلال: أن يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، إلى آخر الحديث. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cümle peygamberan ızam aleyhüm salavat ve teslimat, ehl-i beyt, el asab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmain, bil cümle ahirete irtihal eden mümin müminat hasaten eserinden yararlandığımız bu cami-i şerifin hemen duvarının yönünde türbenin dibinde metfum bulunan Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi üstazları, kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımız, müşahabenlerimiz, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyibin, cemaat-i müslimin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştefa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şimdi okuduğum hadisin bir kısmını geçen dersimizde açıklamıştık. Gene onun kalan kısmını kısaca arz edeceğiz. Efendimiz buyuruyor: İnnallâhu teâlâ ecârakum min selâse hilâl. Üç şeyden sizi Allah korudu, kurtardı. Bir, en lâ yedû aleyküm nebiyyukum fetehlikû cemî'an, sizi toptan yok edecek şekilde peygamberiniz size beddua etmeyecek. Burada garanti var. Biliyorsun Nuh aleyhisselam 950 sene uğraşmış, 80 kişi ancak inanmış. O da kızmış. Her yolu denediği halde yola gelmeyen adamlara Allah'ım yeryüzüne bir tane kafir bırakma, boğ onları demiş. Allah da boğmuş. Ben öyle beddua etmeyeceğim diyor. Bu bir garantiniz var. Evet. Daha ben la yuzhira ehlül batıl ala ehlil hak. Yanlış yolda olanlar hak ehli üzere galip gelmeyecekler. Bu da garanti. Evet. Ve enne yedallah ma'al cema'a fettebi'u sevâdel azam. Allah'ın yardımı, kudreti, birlik halinde olan, cemaat halinde yaşayan, birbirlerine dayanışma halinde olan müminlerin üzerinedir. فَاِنَّهُ مَنْ شَزَّ شُزَّ فِي النَّارِ. Bu cemaatten, birlikten ayrılan cehenneme yuvarlanır. Buna da ehli sünnet vel cemaat deniyor işte. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, onun yetiştirdiği arkadaşları, ashabının gidişatını örnek alan ehl-i sünnet vel cemaat dediği bu. Bunu esas almış, bütün hallerini buna göre düzenlemiş olan kimseler ehl-i sünnet vel cemaat. İşte bu hak yol. Şimdi İslam aleminde düşünen insan düşünen varlık, düşüncelerinde bir sınırı yok. 2 kere 2 4. Bu matematikte böyle ama felsefede böyle değil, düşünmede böyle değil. Herkes kabiliyetine göre bir yol tutturuyor, gidiyor. Onun için çok geniş şeyler var, tartışmalar var, görüşler var. Olacak tabii. Bu imtihan dünyası. Bunların arasından işte peygamber, Allah öyle şöyle buyuruyor. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Bir şeyde in tenazatun fi şeyin ferduhu ila Allahi ve Rasulihi. Evet, bir şeyde tartıştınız, herkes bir şey söyledi, münazaa ettiniz mi? Kur'an'a bakın, Resulullah'a bakın. Resulullah'a bakın, onu Resulullah'a götürün. Hayatındayken, ya Resulullah bu işi çözemedik diye sorun. O irtihal buyurduğunca da hadislerine bakın demektir. Peygamberin hadislerine uymak Allah'ın emridir. O da sizin örneğiniz diye de ayet var, çok ayet var. Onun yetiştirdiği insanlar, gece gündüz yanında bulunmuş insanlar, onun tavırlarını, her şeyini çok iyi bilen insanlar, onun için canlarını siper eden insanlar, onlar da
Efendimizin diliyle mübarek insanlar, Kur'an'da da mübarek insanlar. Onları da örnek alın. Onlar da Muhammed Mustafa'nın talebesidir. Ehl-i sünnet ve cemaat bu. Ama bunun dışında birçok mezhepler var. Bunu İslam'ı yıkmak isteyenler sokmuş. Dediğim gibi kapasite itibariyle farklı oluşlarından meydana gelmiş çeşitli görüşler var. Bunlar halen var. Eskiden de vardı. Halen de var. Bunların arasında ehl-i sünnet vel cemaattan hak onlandan ayrılmayın. Tavsiyem bundan sonra o yanlışlar bu hak olan yola galip gelmeyecekler. Elhamdülillah İslam aleminin büyük kısmı bu ehl-i sünnet vel cemaat üzeredir. Bu ehl-i sünnet vel cemaat içinde de farklılıklar var. İşte Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli problem değil. Bunlar detayda problem ayrılıklardır. Ana meselelerde birliktirler. İnsanların hangisi kolayına geliyorsa onun yolunu tutmuşlar. Öylece çeşitli mezhepler oluşmuş. Bunlar da aynı, ana mesele de aynı. Şafiler rükûa giden el kaldırıyor. Biz kaldırmıyoruz. Şafiler göğsünün üstüne el koyuyor. Biz göbeğimizin altına koyuyoruz. Malikiler hiç elini bağlamıyor. Bunlar detay şeyler. Namazın 12 farzı var. Onları yaptığımı namaz var. Bunlar işin garnitürü arkadaş. Ha böyle meselelerde herkesin bir hocası var. Biz de Hanefi demişiz millet olarak. Çoğunluk tabii. Ötekilerde mübarek. Hak. Ehl-i sünnet ve cemaat hak. Ötekiler yok mu? Var. Çok var. Ama hiçbir zaman onlar ehl-i sünnet ve cemaate galip gelmeyecekler. Çok karıştırsalar da bu da garanti diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve birliği bozmayın diyor. Bu ehl-i sünnet ve cemaat birliğinden taraf olun. Birlik halinde olursanız Allah'ın yardımı sizin üzerinize olur. Yoksa yuvarlanır gidersiniz. Evet. Fehe ulai ecarakum minhunna. İşte bunlar bu üç şey Allah'ın sizi koruduğu şeyler. Şimdi de ve rabbukum enzerakum selasen. Rabbimiz sizi üç şeyden korkutuyor. Bunlara dikkat edin. Edduhan. Evet. Duhan. Kıyamet alametlerden birisi. Kıyametin büyük alametleri var, küçük alametleri var. Kıyamette kopacak. Delil ne buna? Her şey Kur'an'a göre, Muhammed Mustafa'nın sünnetine göre arkadaş. İslam'da temel Kur'an, hadis, peygamberin sünneti. İktarafeti sa'atu, kıyamet yaklaştı. Evet. Daha delil mi istiyorsun arkadaş? Kıyamet yaklaştı, kıyamet kopacak. Bir sürü ayet var kıyametin kopacağına dair, neler olacağına dair. Dağlar atılmış pamuk gibi olacak. Denizler fışkıracak. Evet, çok ayetler var, çok var. Deliller Kur'an'dan ve Peygamberimiz Efendimiz'e anlatıyor. O büyük alametlerinden birisi duhan, duman. Tedhin, sigara içmek. Evet. Duhan, duman. O duman ya'hudul mu'mine kezzükeme. Kendini korumamışsın. Soğuk havada çıkmışsın. Hatçı diyorsun değil mi? Burnun sel gibi akıyor. Sizin o ne diyorsunuz? Bir de ne? Zükkam. Eski Anadolu'da zükkam. Ha işte böyle grip olmuş. Nezle. Nezle. Müminlere bu çıkacak büyük alametten. Duhan müminlerin nezleye tutulmuş gibi. Hapşur yapacak. Öyle yapacak. Amma. Ve ye'huzul kafira feyentefihu ve yukhrucu külle müsme'in minhu. Kafiri ise fela yakalayacak. Şişecek kafir. Mafsallarından fışkıracak. Kafiri öyle felaket yakalayacak. Bundan sakının, dikkat edin alametler. Bunlar daha çıkmadı. Büyük alametler yok. Küçüklerin hemen hemen hepsi var diyebiliriz. İş emniyet yok değil mi? Piyasada emniyet yok. Benim çocukluğumda kapı yoktu. Kapıcı yoktu. Emniyet görevlisi yoktu. İstanbul'da ya.
Ama şimdi apartmanın kapıcısı var. Bir de emniyet görevlisi var. Emniyet adamı var. O da yetmiyor. Şimdi projektör yakıyorlar. Sabaha kadar bahçeyi gösteriyorlar. O da yetmiyor. Kapıları banka kapısı gibi, para kasalar kapısı gibi çelik kapılar yapıyorlar değil mi apartmanda? Emniyet kalmadı yani. Emniyet kalmadı. Evet, her gün görüyorsun. Çelik kapıyı da deliyor, giriyor herif. İnsanlar bu hale geldi. Emniyet kalmadı. Her tarafta oho, öldürmeler, karışıklıklar okuyorsunuz. Her tarafta grup grup durmadı. Hiç durulduğu yok ki dünyanın. Karışıp duru. Hepsi var sanki. Hepsi var. Ama bu büyük alametlerden birisi Duhan henüz çıkmadı. İsa Aleyhisselam yeryüzüne inmesi, Deccal'ın çıkması. Burada söylüyor zaten. Vessaniyetü dâbbe, ikincisi dâbbetül arz. Bu da kıyametin büyük alametlerinden. Vessalisetü eddeccal. Bunlarla ilgili hadis gelecek, onun için geçiyorum. Vessalisetü eddeccal. Üçüncüsü deccal. Halen Cenab-ı Hakk'ın hapsinde duruyor bu deccal. Karıştıran adam. Batılı hak gibi yutturan adam. Öyle bir laf ebesi ki, öyle bir zeka oyunlarıyla milleti peşine takacak. Öyle deccal o demek. Ve insan cinsinden bir adam, onun şerrinden peygamberimiz Allah'a sığınıyor. Eûzu bike minel buhli, cimrilikten sana sığınıyorum. Vel keseli, tembellikten sığınıyorum. Evet, peygamberimizin dualarımızı ve deccaldan sana sığınıyorum diyor. Çok hadisler var. Ondan korunmak çok zor. Adam çıkacak, Cenab-ı Hak imtihan edecek insanları. Öyle bir marifetler gösterecek. Delikanlıyı ikiye bölecek. Ben Tanrıyım diyecek. Allah öldürür, diriltir. Delikanlıyı diyecek ki, kalk diyecek. Adam kalkacak, konuşacak. İnsanlar bu dehşet manzara, müthiş bir şey bu. Ona kapılacaklar, çoğu ona inanacak. Evet. Ama bu hadisleri bilenler, peygamberi uyarmış. Ulan bu peygamberimizin dediği bu, hain olmasın. Dikkat kesilince alnında kafir yazıyormuş zaten. Alnında kafir yazar. Sağ gözü börtlek, perdeli. Siz ona katarak mı diyorsunuz, ne diyorsunuz? Kalın bir perde, sol gözü şaşı, tarif ediyor peygamberimiz. Ama millet onun bu harikulade şeylerini görünce onun çikinliğine falan hiç bakmayacak. Anlık yazı bile görmeyecek. Bunun da örneğini televizyonda görüyorsunuz. Kaptırıyorsun kendine. Dünyadan haberin olmuyor. Düşün o böyle müthiş şeyi yapınca. Bunlar bildin mi? Bilgiye dayanıyor her şey işte. Ha, bu o hain dedin mi? Ayılıyorsun, kurtuluyorsun. Ama ya komşular camiye gidiyor, ben de araziye uyuyorum. Ne okuduğu var, ne düşündüğü var. Vur patlasın, çal oynasın. Kabilinden yaşıyor adam. Böyle şeyi görünce onu kendini ona kaptıracak ve gidecek. Cennet var, yanımda cehennem var. Diyor ki, cennet dediği cehennemdir, cehennem dediği cennettir diyor. Sakın aldanman diyor. Ama bu harikulallıklar görünce bilgisiz kimseler kapılacak. Onun için hep her gün dua edermiş. Deccal'dan beni koru. Böyle müthiş manzara karşısında hangi insan dayanabilir ya? Değil mi? Evet. İyisi de var biliyorsunuz. Şu kubbeyi, şu mihrabı yaparken Mimar Sinan dünyanın eşi gelmemiş bir mimarı. Evliya adam. Yani ben mimarlık fakültesinde 14 sene hocalık yaptım. Dünyanın bütün mimarları geldi. Bilimsel kongre yapıyorlar. İngiliz profesör diyor ki, hayret diyor, hayret. İnceliyorum, inceliyorum. Bir santim fazlalık yok. Bir santim eksiklik yok. Çok güzel ama süs için fazlalık yok. Evet, şimdi Suudi Arabistan'da namaz kılıyorsun. Mimar yapmış. Orada bilmem şu yapacağım, bu yapacağım diye koca hantal bir şeyler, beton yığını dikmiş.
Şurada hiçbir fazlalık göremiyorum diyor. Gavur söylüyor bunu. Bunu yaparken işte buraya şuraya dikelmiş şuraya. Parmağın ucunu kalkıyormuş. Bir şöyle bakıyormuş. Bir böyle bakıyormuş. Usta ne yapıyorsun demişler. Kabe'ye bakıyorum ya demiş. Kabe'ye bakıyor buradan. İyi insanlarda böyle şeyler oluyor. Deccal'da da olacak bu. Şimdi iyi insana böyle adam sevilmez mi ya? Değil mi? Ama güzel adam olduğu nereden belli? Bu muhteşem, gavuru bile hayran bırakan eserleri yapan adam, evliya adam. Şurada küçücük bir kabri var, küçücük. Ben büyük adamım, bana büyük türbeler falan yapın dememiş. Allah'ın aciz bir kuluyum ben, günahkar kuluyum diye. Şurada bahçenin ucunda küçücük kabri var. Allah adamları böyle oluyor. Yunus Emre de dünya peşine takmış, hayran herkes. Bir garip ölmüş diyeler, üç gün sonra duyuyorlar, soğuk suyla yiyorlar. Kendini o kadar görüyor yani, aciz görüyor. Büyük adamlar böyle, bunlar sevilir. Ama işte o adamın da böyle harikulade şeyler gösterince, bilgisi olmayanlar sahtesiyle hakikisini ayıramayacaklar. Tabi olacaklar ve mahvolacaklar. O deccal da üçüncüsü. Bunlardan sakındırıyorum senin. Tabarani bu hadis-i şerifi nakletmiş. Ebu Davud da keza nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.